Tonguç Akademi'den hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle güçlü etkileşimlerden olan iyonik bağ kavramı ile tanışacağız. Haydi ge gelin bakalım dersimize hızlıca başlayalım. Tabii ki önce bu derste neler göreceğiz? Bir onu konuşmamız lazım. Lewis nokta yapısıyla tanışacağız. Bizim için çok değerli olacak kendisi. Daha sonra Lewis nokta yapısından aslında yararlanarak iyonik bağlı bileşiklerin oluşumunu inceleyeceğiz ve iyonik bağ kavramıyla tanışacağız. E, i̇yonik bağlı bileşik bileşiklerle bağ ile tanıştıktan sonra bunların örgü yapısını ve bazı özelliklerini inceleyeceğiz ve en sonda da bu iyonik bağlı bileşikleri sistematik bir şekilde ne yapacağız, Adlandıracağız. Tabii ki dersimize geçmeden önce ödevlendirmemizi yapalım. 0'dan 9'a kimya konu anlatımı soru bankası eşlik edecek bize burada. Bu süreçte sayfa 118'den 124'e kadar olan kısımları ne yapacağız? Bitireceğiz. Bunu bitirdikten sonra da dinamadan yine ödevlendirme yapacağız. Dinamo Soru Bankası'ndan da sayfa 106 ile 110 arasındaki kısımları bitirip konuyu iyice ne yapacağız? Pekiştireceğiz. Evet ödevlendirmemizi yaptık. O zaman haydi gelin hız kesmeden dersimize başlayalım. Arkadaşlar burada bizi bekleyen çok güzel bir bilgi var. Kesinlikle unutmamamız gereken bir kısım. Gelin önce buna bir göz atalım. Bir önceki dersimizde kimyasal türler arasındaki etkileşimleri ne yaptık? Sınıflandırdık. Güçlü etkileşimler ve zayıf etkileşimler olmak üzere kimyasal türlerin arasındaki etkileşimleri ikiye ayırmıştık. Güçlü etkileşim deyince iyonik bağ kavramından bahsedeceğiz. Kovalent bağ kavramından bahsedeceğiz. Metalik bağ kavramından bahsedeceğiz. Bugünkü dersimizde de ilk güçlü etkileşimimiz olan iyonik bağ ile ne yapacağız? Tanışacağız. Daha sonra zayıf etkileşimleri de kendi arasında van der Waals kuvvetleri ve hidrojen bağı olmak üzere ikiye ayırmıştık. Bu kısım bizim için önemliydi. Sınıflandırmayı biz bu şekilde yapmıştık. Pekala. O zaman bizim için ilk olarak öğreneceğimiz şey ne olacak? Lewis nokta yapısı olacak. Lewis nokta yapısı bize ne anlatır, ne öğretir ona bir göz atalım. Son katmandaki toplam elektron sayısını biz daha önceden değerlik elektron sayısı adını vermiştik. Değerlik elektron sayısı deyince son katmandaki elektronlar aklımıza gelecek. Diğer katmanlardaki elektronlar bizi ilgilendirmeyecek ve Lewis nokta yapısını biz son katmandaki elektronlara yani değerlik elektronlarına göre ne yapacağız? Belirleyeceğiz. Peki bu nasıl olacak? Yani Lewis nokta yapısını nasıl gösterilir? Gelin de ona göz atalım. Şimdi azotun atom numarasını bize ne vermiş? 7 vermiş. 7 protonu var, 7 de elektronu var. Biz buna elektron katman diziliminde 2'ye 5 diye açarız. Yani son katmanında 5 elektronu olduğunu görüyorum. O zaman Lewis nokta yapısına göre son katmandaki 5 elektronu elementin sembolünün önce 4 bir tarafına birer nokta şeklinde daha sonra 5. noktamızı ise istediğimiz yere koyarak gösterebiliriz. İşte bu azotun aslında Lewis nokta yapısının gösterimi midir diyecek olursanız evet gösterimi. O zaman kuralımız ne? Değerlik elektron sayısını önce elementin dört bir tarafında teker teker gösterdik. Daha sonrasında ikincisi eğer varsa onu istediğimiz yere yazdık. Böylelikle Lewis nokta yapısıyla tanıştık. Bakın şurada çift olan elektronlar aslında ortaklanmamış elektron çifti olarak karşımıza çıkacak. Yalnız olan bu elektronlar ise bağlayıcı elektronlar olarak adlandırılacak. Yani buradaki yalnız olan elektronlar bağ yapımına mı katılacak? Evet. O zaman diyoruz ki azotun Lewis nokta yapısının gösterimi bu şekildedir. Aynı şekilde oksijeni de göstermemizi istemişler. Elektron katman diziliminde oksijen 2'ye 6 diye açılır. E peki son katmanında 6 elektronu var yani yani değerlik elektron sayısı 6. Nasıl Lewis nokta yapısıyla göstereceğiz? Oksijenin elementinin sembolünün dört bir tarafına önce birer nokta çizdim. 4 elektronu yerleştirdim. Daha sonra 6'ya bunu ne yaptım? Tamamladım. Ve böylelikle iki tane ortaklanmamış elektron çifti, iki tane de bağlayıcı elektronu görmüş oldum. Aynı mantıkta alüminyumu da göstermemizi istemişler. Alüminyumun elektron katman dizilimi 2-8-3 şeklinde... O zaman biz 3 elektronu ne yapacağız? Alüminyumun elementini, sembolünün dört bir tarafına önce teker teker yerleştireceğiz demiştik. 3 elektronu yerleştirdik ve bu şekilde Lewis nokta yapısını gösterdik. Magnezyuma bakalım. Onun da 12 protonu yani 12 elektronu var. 2, 8, 2 şeklinde açtık. Ve böylelikle son katmanında 2 elektronu olduğu için Lewis nokta yapısını 2 nokta ile göstereceğiz. İstediğimiz yere yazmakta özgürdük daha estetik görünsün diye birini sağ birini sola yerleştirdik ve böylelikle o iki noktayı yani iki elektronu göstermiş olduk. Son olarak helyum bizim için çok değerli. Çünkü normalde biz az önce şöyle adlandırdık. Yalnız olan elektronlar ne yapacaktı? Bağ yapımına katılacaktı. Mesela magnezyumun iki tane bağ yapabilme özelliği var. Ya da alüminyumun üç bağ yapabilme özelliği var. Ama helyum 8A'da bulunan bir soy gazdı. O zaman diyoruz ki biz soy gazların daha önceden bağ yapmadığını konuşmuştuk. Yani helyumun değerlik elektronu 2 olmasına rağmen biz onun elektronlarını ayrı ayrı magnezyumda olduğu gibi yazamayacağız. Çünkü bunun sebebi nedir? Bağ yapmama durumudur. O yüzden diyoruz ki helyumun Lewis nokta gösterimi bu şekildedir ve bunu biz kesinlikle unutmayacağız. Yani normalde elektronlar bu şekilde önce dört bir tarafa yerleşmeden üst üste yazılamazken helyumda durum istisnadır. Bunu da unutmayacağız unutmayalım. Peki, o zaman biz Az önce aslında Lewis nokta yapısından bahsettik. Ancak Tonguç bize diyor ki eğer atom değil de iyon olursa iyonun Lewis nokta yapısını biz nasıl gösteririz? Onu merak etmiş Tonguç. Gelin bir de ona göz atalım. Şimdi bize burada bir sodyum elementi vermişler ve bunun Lewis nokta yapısını göstermemizi istemişler. Yalnız sodyum burada nötr halde değil. Artı bir yüklü yani iyon halinde. Normalde nötr halde olsaydı sodyumu biz nasıl açardık? 2 8, biz bir diye açardık. Ama bize diyor ki artı bir yüklü bir katyon kendisi. Yani bir elektron verdiğini mi söylüyor? Evet. O zaman biz buradaki bir elektronu ne yapacağız? Vereceğiz. E o zaman üçüncü katmanında son katmanında hiç elektron kalacak mı sodyumun? Kalmayacak. Yani normalde biz bunu nötr halde bir elektronla gösterirken artı bir yüklü halinde hiç elektron kalmadığı için ne yapacağız? Bu şekilde göstereceğiz. Aynı mantıkta bakın alüminyumu da vermişler. Temel halde olsaydı alüminyum 2, 8, 3 diye açılırdı. Son katmanında 3 elektron olduğundan dolayı Lewis nokta yapısını 3 nokta ile gösterirdik. Ama bize bu 3 elektronu vermemiz gerektiğini söylüyorlar. O zaman diyoruz ki iyonlarda bu 3 elektron gittiği için 3. katmanında hiç elektron kalmadı. Yani biz nötralde böyle gösterirken alüminyumun artı 3 yüklü halinde Lewis nokta yapısında hiç noktası kalmadığını ne yaparız fark ederiz. Peki katyonlarda genellikle bu durum geçerli. Eğer e, iyonumuz nasıl olacak? Azotun 7 protonu var ve bize eksi 3 yüklü halini göstermemizi istemişler. Nötr haldekini önce bir konuşalım. 2'ye 5 diye açtık. Elektronlarımızı önce teker teker 4 bir tarafa yerleştirdik. Bir elektron daha koymam lazım. Onu da şuraya koydum. E peki şimdi ne istiyor ama benden? 3 elektron almış halini istiyor. Bu nötr hali aldığı zaman nereye elektronlarını alır? Tabii ki son katmandan elektron verme ve son katmandan elektron alma durumu vardı o yüzden diyoruz ki azot aslında bu elektronlarının yanına üç tane daha alınca nereleri alacak birini buraya birini buraya birini buraya alacak ve hatta ve hatta 3 elektron aldıktan sonra kendisi oktedini de tamamlamış olacak mı olacak dikkat edin köşeli parantez ile gösterdik yani o zaman ametallerin elektron almış iyon iyonallerinden bahsedeceksek muhakkak köşeli parantez ne yapmalıyız kullanmalıyız Aynı mantıkta diğer oksijenimize baktığımızda nötr halini düşünecek olursak oksijenin önce bir nötr halini şurada bir gösterelim. 2'ye 6. O zaman 6 noktası var. 6 noktayı ne yaptık? Yerleştirdik. Ama diyoruz ki bizden eksi 2 yüklü halini istiyor. Nerelere elektron alacak? Tabii ki yine son katmanına elektron alacak ve aldığında oktedini tamamlamış olacak. O zaman metallerle, a metallerin aslında iyon hallerinde Lewis nokta gösterimi bir tık daha ne oldu? Farklı oldu. Metallerde sakın ola elektron verdikten sonra bir alt katmana geçmeyin. Çünkü son katmanında elektronlarını verdikten sonra hiç elektronu ne yapmadı? Kalmadı. Bu bizim için çok değerli. Tonguç da bunu çok merak etmiş. Peki o zaman diyoruz ki madem kimyasal türler arası etkileşimlerde güçlü etkileşimlerden iyonik bağ ile tanışacaksak, iyonik bağlar nasıl oluşur? Lewis nokta yapısıyla ilişkisi nedir? Gelin bir de onu öğrenelim. Ne vermişler? Sodyumun ve klor elementlerinin Lewis yapılarını ve oluşan sodyum klorür bileşiğinin Lewis yapısını göstermemizi istemişler. Peki, önce ne yapacağız? Sodyumu bir Levis nokta yapısını bulabilmem için elektron katman dizilimini ne yapıyorum? Açıyorum. E sodyumun son katmanındaki değerlik elektron sayısı 1. O zaman ben bunun Levis'ini nasıl gösteririm? 1 elektronunu şöyle yazabilirim. Aynı şekilde klorun da atom numarası 17'ymiş. Yani 17 elektronu varmış. 2, 8, 7 diye ne yaptık? Bunu açtık. Peki ne yapıyorum? Önce teker teker 4 bir tarafa yerleştirdim. 4 elektronumu ama 7 tane yerleştirmem gerekiyor. O zaman kalan üçünü de istediğim yere ne yaptım? Yazmakta özgürdüm. Bakın Klor burada bir tane bağ yapabilme özelliğine sahip. Sodyum da aynı şekilde bir bağ yapabilme özelliğine sahip. O zaman diyoruz ki sodyum klorür bileşiği oluşurken sodyum metal olduğu için bu bir elektronu verecek. Klor da bir ametal olduğu için sodyumun verdiği bu elektronu bünyesine ne yapacak? Alacak. E sodyum şu bir elektronu verdiğinde hiç elektronu kaldı mı? Kalmadı. Alt katmana ne yapmıyorduk? Geçmiyorduk. Bunu unutmayacaktık. Bu elektronu hop buraya klorun yanına verdi. O zaman diyoruz ki klor ne oldu? Kendi Kendisinin 7 elektronu vardı. Bir de sodyumdan gelen elektronu aldı. Ve böylelikle eksi bir yüklü hale geçti. Aslında burada sodyum klorür bileşiğini oluşturmuş olduk mu? Olduk. Temel mantık bu. İyonik bağların oluşumu aslında bu şekilde ne oluyormuş? Gerçekleşiyormuş. Peki. E o zaman iyonik bağlı bileşikler böyle oluşuyorlarsa, bunların bir de bizim bilmemiz gereken örgü yapıları var. Gelin bakalım iyonik bağlı bileşiklerin örgü yapısı nasıl oluyormuş. Şimdi biz neyi biliyoruz? İyonik bağ deyince bir katyonla bir anyon mu bir araya geliyordu? Evet. Yani katyon artı yüklüydü, anyon ise eksi yüklüydü. Yani aslında burada bir zıt yüklü iyonlar mı söz konusuydu? Evet. O zaman iyonik bağlı bileşiklerde zıt yüklü iyonlar Itme ve çekme kuvvetlerini dengeleyebilmek için bir araya geliyorlar ve bu sırada düzenli bir kristal örgü yapısı oluşturuyor arkadaşlar. Bakın burada sodyum klorürün kristal örgü yapısını görmekteyiz ve bir de birim hücre gösterimini görmekteyiz. Bizim için şu çok değerli, e, kristal örgü yapısında aslında yani iyonik kristallerde tekrarlayan bir takım birim hücrelerimiz olacak. İşte aslında e, bu tekrarlayan yapılara yapısal birimlere biz birim hücre adını vereceğiz. Yani iyonik bağlı bileşikler o zaman nelerden oluşur? Birim hücrelerden oluşur. Bu bizim için çok önemli. Peki iyonik kristal yapısı nasıl oluşuyor? Şimdi sodyum klorürü referans alacak olursak sodyum iyonunun etrafında 6 klor iyonu çevriliyor. Aynı şekilde her klor iyonunun etrafında da 6 tane sodyum iyonu bir araya geliyor ve bunlar birbiriyle itme çekme kuvvetlerinden yararlanarak sodyum klorürü neyin oluşturuyormuş? İyonik kristal yapısını oluşturuyormuş. Temel mantığım ne o zaman? İyonik bağlı bileşiklerde bir katyon, bir anyon var. Katyon ve anyon arasında yani zıt yükler arasında bir takım itme çekme kuvvetleri var ve bu itme çekme kuvvetleri dengeleniyor ve düzenli bir kristal örgü yapısı oluşuyor ve bir başka bilmem gereken şey de neymiş? İyonik kristallerde tekrarlayan bir takım birimler varmış. Yani bunlara biz birim hücre adını vermişiz. İyonik bağlı bileşikler birim hücrelerden ne yaparmış? Oluşurmuş. Güzel. O zaman iyonik bağlı bileşiklerin örgü yapısını öğrendik. Sırada ne var dersek tabii ki bu iyonik bağlı bileşiklerin bir de özelliklerini bilmeliyiz. Ki böylelikle bu özellikleri bildiğimiz zaman kovalent bağlı bileşikleri gördüğümüzde de onlarla ne yapabiliriz? Kıyaslayabilecek düzeye geliriz. Peki o zaman diyoruz ki iyonik bağlı bileşikler o da koşullarında hangi fiziksel halde bulunurlar? Sodyum klorürden az önce örnek vermiştik. Kendisi yemek tuzu, sofra tuzuydu değil mi? E, evde o zaman hepimizin sodyum klorürü var aslında. E, baktığımızda bunlar oda koşullarında katı halde mi bulunuyorlar? Evet. O zaman diyoruz ki iyonik bağlı bileşiklerin hepsi oda koşullarında nedir? Katı halde bulunur. Peki Aynı mantıkta. Şimdi bunların yapısında bir ne vardı? Metal vardı. Bir ametal vardı. Yani bir metalle bir ametal bir araya gelip iyonik bağlı bileşiği oluşturuyordu. Yapısındaki metalin varlığını unutmayın. Bu aslında iyonik bağlı bileşiklerin erime ve kaynama noktalarının yüksek olmasını sağlayacak. Bu da yine bizim kesinlikle bilmemiz gereken özelliklerinden biri. Ve yine çok çok önemli bir özellik olan iyonik bağlı bileşikler suya atılırsa yani sodyum klorür katısını biz gittik suya attık. Suda çözünürler arkadaşlar ve suda çözündüklerinde iyonlarına ayrışırlar. Yani o katyon ve anyon bir araya gelmişti. Ne olacakmış? İyonlarına tekrardan suya atıldığında ayrışacakmış. Bu bizim için değerli. Peki oda koşullarında bulunan sodyum klorür katı haldedir dedik az önce. Katı halde bunlar elektriği iletmezler arkadaşlar. Unutmayın elektriği ne yapmıyorlarmış? Katarda iletmiyorlarmış. Ancak eğer ben bunları suda çözersem ya da erimiş halde tutarsam o zaman elektrik akımını ne yapabilirler? İletirler diyeceğim. Bunu da ne aracılığıyla yapacaklar? İyonlar aracılığıyla yapacaklar. Yani demek istediğimiz şey şu. Sodyum klorür katı haldeyken elektriği iletmeyecek. Ama ben sodyum klorürü suya attığım zaman suda çözündüğünde iyonuna ayrışabilme özelliğine sahipmiş ve iyonuna ayrıştığı anda aslında ne yapıyor? Bu iyonlar aracılığıyla elektriği iletebilme yeteneğine mi sahip olacak? Evet bu bizim için yine oldukça önemli bir özellik. Peki başka ne söyleyeceğiz iyonik bağlı bileşikler için? Sert ve kırılgandır iyonik bağlı bileşikler ve bunun dışında biz tabii ki iyonik bağlı bileşiklerin güçlü etkileşimlerde yer aldığını söylemiştik. O yüzden de iyonik bağlı bileşikler kimyasal yöntemlerle ne yapılabilir? Ayrıştırılabilir. Kimyasal yönteme örnek olarak da neyi verebiliriz. Elektroliz kavramını verebiliriz. Evet güzel bir şekilde iyonik bağlı bileşiklerin özelliklerini de ne yaptık? Gördük. Şimdi geldiği sırada bu bileşikleri adlandırma kısmı var. İyonik bağlı bileşikleri adlandırırken bir takım kurallara dikkat edeceğiz. Öncelikle biz daha önceden şunu öğrendik. İyonik bileşikler bir metalle bir ametal arasında oluşuyordu. Kovalent bağlı bileşikler ise iki ametal atom arasında oluşuyordu. E, i̇yonik bağlı bileşikler için zıt yüklü iyonlardan yani katyon ve anyonlardan bahsettik. Bunlar bir araya geliyordu. Biz iyonik bağlı bileşiklerde o zaman katyon ve anyonları kullanacaksak bu katyon ve anyonların alabileceği yükleri kesinlikle ne yapmalıyız? Bilmeliyiz. Mesela artı bir yük alan katyonlarımız kimler? Bileceğim. Ee, örneğin potasyum bileşik oluştururken sadece artı bir değerlik alır. Unutmayacağım. Gümüş sadece artı bir değerlik alır. Bizim için önemli. Unutmayacağız. Ya da magnezyum iki ağda bulunan bir elementti ve bileşik oluştururken bileşiklerini sadece artı 2 alır. Çinko yine aynı şekilde artı 2 değerlik alacak. Mesela alüminyum 3A'da bulunan bir elementte bileşik oluştururken sadece ve sadece artı 3 değerlik alacağını bileceğim. Bunlar artı 1, artı 2 ve artı 3 iyon yüküne sahip olan nelerimiz? Katyonlarımız. Aynı mantıkta bir de eksi 1, eksi 2 ve eksi 3 yük alan anyonlarımız da var mı? Var. Bu anyonlardan flor, klor, brom, iot mesela karşı karşımıza çıkıyor. Flor, klor, brom, iyot eksi bir yük aldığında adı ne olacakmış? Florür, klorür, bromür, iyodür olacakmış. Ya da oksijen mesela Eksi -2 yük aldığında adı oksit olacak arkadaşlar. Onun altında bulunan altı adda oksijenin altında bulunan kükürt ise eksi -2 değerlik alıyormuş bileşiklerinde ve adı ne oluyormuş? Sülfür oluyormuş. Azot yine aynı mantık. Eksi -3 yüklü hali nitrür. Fosfür mesela fosforun e, eksi -3 yüklü hali fosfür olarak karşımıza çıkmakta. Bir de neye dikkat edeceğim. Bakın şuralarda verilen çok atomlu iyonlarımız var. Kesinlikle bu çok atomlu iyonların isimlerini bilmemiz lazım. Örneğin SO4-2 ne kökü sülfat köküymüş. CO3-2 ne köküymüş? Karbonat köküymüş. Yetmedi ismini bilmek de yetmedi. Şuradaki eksi yüklerinin hangi değerde olduğunu da bilmemiz gerekiyor. Çünkü biz adlandırma yaparken bunları kullanacak mıyız? Tabii ki kullanacağız. Gelin o zaman bir de adlandırmalar nasıl yapılıyormuş? Yani bir iyonik bağlı bilişim formülü nasıl yazılıyormuş? Onu öğrenelim. Referans noktamız burası olacak. Yani formüllerin nasıl yazılması gerektiğini, kuralların neler olduğu burada yazılı. Şimdi bakıyorum. Alüminyum artı 3, oksijen de eksi 2 iyon yüküne sahip. Bir metal, bir ametal görüyorum. Bunlardan ne yapacağım? Ben iyonik bağlı bir bileşik oluşturacağım. Bileşikler yazılırken gençler. Önce katyon, sonra anyon yazılır. Her zaman bu böyle. Yani önce artı, sonra eksi yazılacak. Ve sonra şu iyon yükleri çapraz olarak yer değiştirecek. O zaman alüminyumun aslında altına oksijenin ikisi geldi. Oksijenin altına da alüminyumun ne geldi? geldi? 3'ü geldi. Aynı mantıkta mesela magnezyumun artı ikisiyle klorun eksi 1'i ne yapacak? Çapraz olarak yer değiştirecek. Magnezyumun altına 1 geldi. Bir yazmamıza gerek yok ama klorun altına magnezyumdan gelecek. ikimizi ne yapacağız? Yazacağız. Yani çapraz olarak aşağıya çekiyorum. Artı eksinin varlığı sadece önce katyonun sonra anyonun yazılacağını bize gösterdi. O zaman bu da aynı. Buradaki örnekle aynısı olmuş. Gelin o zaman bir daha yapalım. Al 2 O 3 şeklinde ne oldu? Karşımıza çıktı. Peki geldim buraya. Evet buradaki örneklerimiz de aynı olmuş arkadaşlar ama bizim için burası çok değerli şimdi bakın burada bir artı 4 var burada bir eksi 2 var şimdi bunları çapraz olarak e, aşağıya çekeceğimiz zaman neyi göreceğim? gidip de PB'nin altına 2 oksijenin altına 4'ü çapraz olarak yazdığımda bu böyle kalmaz. Diyoruz ki eğer sadeleşme imkanı varsa bunları ne yaparım sadeleştiririm. O zaman gelin bir sadeleştirelim. Pb'nin altındaki 2 ile 4 ortak olarak 2'ye bölünür mü? Bölünür. O zaman Pb'nin altındaki 2'yi 2'ye böldüm. E, oksijenin altındaki 4'ü de 2'ye bölünce burada ne kaldı? PB o 2 kaldı. O zaman diyoruz ki... Burada bir sadeleştirme yapıldı. Sadeleştirmeyi yaptıktan sonra Bizim için bu bileşik oluşmuştur. Bu örneklerimiz aynı, o yüzden onları pas geçiyorum. Geldim buraya, baktım. Sodyum artı bir NO3 eksi bir nitrat kökü. Şimdi bunları nasıl yapacağım? Çaprazlayacağım. Yalnız çaprazlama yaparken burada bir kökümüz var. Ee, NO3 eksi bir kökünü dikkat edelim. O zaman diyorum ki artı bir ve eksi bir. E bunlar zaten sadeleşir ki bir yazılmazdı. Ne oluştu burada? Sodyum nitrat bileşiğini oluşturmuş olduk. Yani çapraz olarak aşağıya çektik. Ee, buraya ekstra biz örnek yazalım. Mesela magnezyum olsaydı artı iki yanında da NO3 eksi birli yine nitrat kökünü yazmamızı isteselerdi nasıl yazardık? Şimdi magnezyumun ikisi aşağıya bu bir de aşağıya çapraz olarak çekilecek. E, magnezyumun altına bir yazdım. Şimdi nitrat kökü Nün altına iki yazacağım. Unutmayın kökler her zaman parantez içine alınır. O zaman bir parantez açtım. Kökümü yazdım. Bu kökün altına magnezyumun neyi geldi? Artı iki yükü geldi. Yani temel mantığım bu. O zaman Önce katyon yazıldı, sonra anyon yazıldı. İyonik bağlı bileşiklerde bu iyon yükleri çapraz olarak yer değiştirirmiş, onu öğrendik. Eğer bu yüklerimiz sadeleşebilecek düzeyde ise kesinlikle sadeleştirme yapılıyormuş. Sadeleştirdikten sonra aslında asıl formül ortaya çıkıyormuş, bunu öğrendik. Bir de eğer bir kökümüz varsa ve kökün altına bir sayı yazacaksak kökleri kesinlikle ne yapıyormuşuz? Parantez içine alıyormuşuz. Mesela yine bir örnek daha yapalım. Magnezyum artı 2 demiştik alır. Yanına da gittim sülfat kökünü yazacağım. E şimdi ikisi de artı 2 eksi 2. Sadeleşebilir mi? Sadeleşir. O zaman bunları ne yapıyorum? Sadeleştiriyorum. Çapraz olarak da birleri yazacağım. O zaman diyorum ki magnezyum sülfat bileşiği ne oldu? Bu şekilde oluşmuş oldu. İyonik bağlı bileşiklerin aslında kuralları bu kadar. Oldukça da kolay bir kısım. Peki biz formülleri oluşturduk. E bunları oluşturduktan sonra bir de artık bir bileşiği okurken NAF mgcl ile 2 diye okumayacağız da kuralını öğrenip aslında ona göre okuma yapmamız gerekecek. O zaman gelin bu kurallar nelermiş bir de onu öğrenelim. Şimdi bir metal görüyorum bir ametal görüyorum. Eğer bu şekilde bir adlandırma yapacaksak önce metalin adı sonra ametalin adını mı yazacakmışız? Evet. Şimdi metalimiz ne? Sodyum değil mi? Sodyum. Yanında ne var? Flor var. Yalnız flor bileşik oluştururken ne yapıyordu? Eksi bir yüklü hali florür olarak adlandırılıyordu. Önceki sayfalarda bu tablomuzda e, florür, klorür, bromürden bahsetmiştik. O zaman sodyum, metalin adını yazdım. A metalin adı olan florürü yazmış oldum ve sodyum, florür diye okunacağını ne yaptım? Anladım. Peki aynı mantıkta metalimizin adı ne burada? Magnezyum. O zaman magnezyum yazdım. Klor ne alıyordu bileşik? De klorür adını alıyordu eksi bir yüklü haliyle o zaman magnezyum klorür dedim burada metalimizin adı ne kalsiyum e peki yanında ne var? Brom var. Brom da bileşiklerinde eksi bir yüklü haliyle bromür diye okunuyordu. Onu da yazdık. Güzel. Magnezyum yine bir metal olan magnezyumu görüyorum. Yanında kim var? Oksijen var. Ama oksijen bileşik oluştururken eksi iki yük alıyordu. Ve adı neye dönüyordu? Oksite dönüyordu. O zaman ben bu bileşiği okurken artık magnezyum oksit diye mi okuyacakmışım? Evet. Geldim buraya. Alüminyum metalini görüyorum. Alüminyumun yanında yine bir oksijen görüyorum. Bakın burada mesela alüminyum artı 3 almış yukarıdan gelmiş bunlar. Oksijen eksi 2 almış. Alüminyum ne diyeceğim? Oksit adını vereceğim çünkü oksijenin eksi 2 yüklü hali oksit olarak adlandırılırdı. Yani bu bir e, iyonik bağlı bileşiklerin adlandırma kurallarından mıdır? Evet. Peki bir başka iyonik bağlı bileşikleri adlandırma kuralı nedir? Eğer bir metal ve bir kökten oluşmuş oluşuyorsa iyonik bağlı bileşiğimiz önce metalin adını sonra kökün adını söyleyeceğiz. O yüzden o tablo bizim için çok önemli. Diyoruz ki burada ne var? Magnezyum elementini görüyorum. Metalin adını yazdım. NO3-1 ne köküydü? Nitrat köküydü. O zaman magnezyum nitrat olarak ne yaptık bunu? Adlandırdık. Buraya geldim. Metalimiz kim? kalsiyumu görmekteyim. Yanında verilen karbonat kökü. O zaman diyorum ki kalsiyum karbonat diye okuyacağım bunu. Onun altındaki örnekte alüminyum metalini görüyorum. Yanında bir kök var ve OH-1 diye adlandırdığımız bu kökün adı hidroksitti. O zaman alüminyum hidroksit diye okuyacağım. Buraya geldim. Yine bir metal olan kalsiyumu görüyorum. Yanında ne var? Fosfat kökü var. O zaman metalin adını yazdıktan sonra kökün adı olan fosfatı yazmış olduk. Kurallarımızdan bir diğeri de bu oldu. Peki başka neyden örnek vereceğiz? Eğer şayet oluşacak iyonik bağlı bileşiğimiz zin katyonu da anyonu da aslında kökten oluşabilir mi? Evet. Bakıyorum. NH4 artı 1 iyon yüküne sahip olan kökümüzün adı neydi arkadaşlar? Amonyumdu. Yanında ne görüyorum? SO4 eksi 2 iyon yüküne sahip olan sülfat kökünü görüyorum. O zaman iki tane kökten oluşan bu iyonik bağlı bileşiğim amonyum sülfat olarak ne yaptı? Okundu. Aynı mantıkta yine Amonyum ile hangi kök bir araya gelmiş? Nitrat kökü bir araya gelmiş. O zaman diyoruz ki bunu da nasıl okuyacağız? Amonyum nitrat diye okuyacağız. Güzel. Üç tane gruplandırma yaptık. Geldik dördüncüsüne. Buraya kocaman bir yıldız atmalıyız. Çünkü bazı metaller birden fazla pozitif değerlik alabiliyorlar. Mesela bakır elementi bileşik oluştururken artı bir de alabilir, artı iki de alabilir. Ya da işte demir artı iki artı üç de değerlik alabiliyor. Yani bunlar aslında değişken değerlikli metallerdir arkadaşlar. Ve biz değişken değerlikli metallerin aldığı yüke göre para parantez açıp hangi yükü aldığını belirtmek zorundayız adlandırma yaparken mesela demir artı iki aldıysa parantez açıp roman rakamıyla ne yapacakmışız oraya iki aldığını yazacakmışız ya da demir artı üç aldıysa 3 aldığını bu şekilde ne yapmak zorundayız göstermek zorundayız o zaman diyoruz ki demir burada bakın artı 3 almış ki oksijenin ikisi de buraya geçmiş ha, çaprazlama yaptığımda o zaman bu böyle adlandırılmış e ben o zaman demiri metalin adını yazacağım sonra demirin oksijenin altındaki sayıdan 3 aldığını gördüm. 3'ü yazdım ve en son oksijenin eksi 2 yüklü hali ne oluyordu? Oksit oluyordu. Demir 3 oksit diye bunu ne yaptım? Adlandırdım. Altındaki örnekte ise demir artı 2 almış ki oksijenin eksi 2'siyle bakın ne yapmış? Sadeleşmiş. O zaman buraya ne diyeceğim? Bu bileşikte demir 2 iyon yüküne sahip demir 2 oksit diye ne yapacak? Atlandırılacak. Kurşunda da aynı mantık. Bakın listeden kurşunun artı 2'ye artı 4 değerli kalabildiğini görüyoruz. O zaman diyorum ki burada artı 2 almış olmalı ki oksijenin eksi 2'siyle ne yapmış? Sadeleşmiş. O zaman kurşun 2 oksit diye burayı okurken altında kurşunun artı 4 aldığını görüyorum. Artı 4 ile eksi 2 sadeleşmiş ama sonuç olarak kurşun burada 4 almış. O yüzden bunu ne yaptım? Muhakkak parantez açıp gösterdim. Yani özetle biz değişken değerlik alan bu metalleri bilmek zorunda mıyız? Kesinlikle zorundayız arkadaşlar. Bakın kalayla aynı mantık. Hemen tablomuzdan bakalım. Kalay artı 2 de alabilirmiş artı 4 de alabilirmiş. 2 aldığında ve 4 aldığında göstermemiz gerekiyormuş. Kalay burada ne yapmış? Artı 2 almış ki oksijenin eksi 2'siyle sadeleşmiş. Kalay oksit olmuş. Buraya geldim. Burada ise kalay ne almış? artı 4 almış. Çünkü burada hala bir 2'nin varlığı söz konusu. O zaman değişken değerlikli metal varsa muhakkak o metalin değerliğini göstermek zorundayız arkadaşlar. Evet iyonik bağlı bileşikleri de adlandırdık konuştuk. O zaman konumuz aslında bitiyor. Ama gelin şöyle bir tekrardan neler öğrenmişiz bir göz atalım. Lewis nokta yapısıyla tanıştık. Değerlik elektronlarını noktacıklarla aslında biz gösterdik. Yani son katmandaki ki elektronlara değerlik elektron sayısı deniyordu. Bunu öğrendik ve bundan sonra iyonik bağlı bileşiklerin oluşumunu örgü yapısını tanıdık. Ee, güçlü etkileşimli iyonik bağlı bileşikleri unutmayacaktık ve bu iyonik bağlı bileşiklerin özelliklerini de öğrendikten sonra sistematik adlandırılmasını yaptık. Evet arkadaşlar karşınızda ödüllü soru cevaplarınızı yorumlara bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.